بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerine okuşturduk ve dersimizi başlayalımız. 7. yıl Şevval ayı. Sariyeler yubarışlık devam ettirdi. Beşir ibn-i Sa'd raziyallahu anh'u Şaban ayıda 30 kişi bulan Banu Murra kabilesini hazırını vergeni barıp yolda koyulgen pıstırma gülçüler 30'da sahaba hamasi şahit oldu. Beşir ibn-i Sa'd raziyallahu anh'u yaradar oldu, tırı kaldı. Şimdi Şevval ayda Peygamberimiz bana şu sahabanı cerahatıdan tuzağa yenden ki 200 kişiye emir kıldı. Yani tekraran bana Murra'nın kazını verişik gibi vardı. Şimdi bu sefer 30'dan az 300'de sahaba bulan varken Beşir ibn-i Sa'd raziyallahu anh'u bana Murra'nı gaflatta taptı. Ulayı hücum kıldı. Ularını yendi. Ulardan özcelerini alıp Medine'ye haydar geldi. Bana Murra'nın sayıdı. Yani hazır kazını yegen bana Murra'nın sayıdı. Haris ibn-i Avf. Bana şu işten ki bir fikir kıldı. Etti ki, tahkik Muhammed'in işi közü görünüp kaldı. Haybat'ı yendi. Kuraş bilen sulhki gelişti. Boşa kabilelerinin birinketin adabını beri yaptı. Ha bir ay burun biz, bir neçe ay burun ularını biz yendi. Kelip yine ıhkılıken işini geçişti. Dedi de, İslam'ın kirişlikki kalbada maillik yapıldı. Banu Murra katta kabilelerde. Gatafan Sayyidi Uyayna ibn-i Hasim'in oğlu gibi oldu. İsteseler şu Uyayna'nı Yahudiler yordam vermediyken şu Haris ibn-i Avf edi. Barıp, ey Uyayna, Muhammed'in işi közü gördük kaldı. Biz özümüz ganime bu kalmasından durup, Muhammed yerine şeriydi, ganimeler gibi biz özümüzden şerik oluyordu. Yapıra oldu, ahire Uyayna ibn-i Hasim razı oldu. Şimdi, Arapların en katta kabilelerden bugün Banu Murra ve Gatafan'ın Sayyidi Uyayna ibn-i Hasim bilen Haris ibn-i Avf, Müslüman buluş maksadı da Medine'ye kalıp geçiyor. Eğer bu kele kabile kirli kalabiyen olsa Müslümanların kuvveti yine hatta bir katta kuvvet koşular. Bunlar yolda ketip ararken, yolda Farva ibn-i Hudayra isimli kişi geri bakıştı. Farva ibn-i Hudayra. Hayaka ketip yapsalar. Çünkü biz Muhammed'le aldı yeket yaptık. İslam yeket maksimiz. Farva ibn-i Hudayra ömrekle gene Mekke'ye yeket yaptık. Şaşmaya duruyorlar iki aylar. Men Kureyş'le aldı ki bari, onlar da bir niyetini bile. Eğer onlar Muhammed bilen, oruçlu niyetle duruşken olsa, İslam'a kirmeyi türgenliler doğru olandı. Bu ikalası ki bugün makul oldu, Farva ibn-i Hudayra Mekke'ye bağlı. Ömrasının mahallesi yetkizdi. Kureyş bilen yaklaşık, onlardan sonra, Muhammed bilen tüzgen sulh ile de ne yapmaktısı? Sulh 10 yıl yetkizildi. 10 yıl Müslümanlar bilen Kureyş ortasında cenk olmayı. Kureyş ayette biz bu sulh müddeti de kuvvetlenmaksınız. Şu 10 yılda küçük kuvvet toplayımız ki Muhammed bilen barbarı uçağımızda. Demek onların niyeti Müslümanlardan uçuşma gidiyor. Bana şu vakitte Banu Bakir Sayyidi Nafal ibn-i Muaviye Deyli Kureyş Sayyidlerinden bir getirgen oldu. Bana şu Banu Bakir kabilesi, bana isteseyler Hudaybiye sulhıda Banu Bakir kabilesi Kureyş'in hilfi görken idi. Huza'a kabilesi Peygamberimizin hilfi görken idi. Vaitinin gen idi. Kaysi kabile, yani kaysi hilf görken olsa, o şu kabile, ikinci kabileye hücum kıladıyan olsa, demek Kureyş Müslümanlar, ya ki Müslüman Kureyş'e hücum kıldı. Şu bunun sulhını hasiyet edip şart koyduğun ya, bilesler. Banu Bakir Kureyş hilfi görken, Huza'a Müslümanı hilfi görken. Şimdi Kureyş'in hılfıda durduğun Banu Bakir, Huza'a hücum kıleyliydi, Kureyş'in sayıdlarını kömbür yaptı. Kureyş'in sayıdları ittifak varlığı kalamazdan, inlemezden göğe razı boyan dek duruştu. Eğer Banu Bakir Huza'a hücum kısa demek Kureyş Müslümanlığı hücum kıyan dek olan. Farva ibn-i Hudayra. Bunun adını körüp durup, Kureyş'in sayıdları, Nafal ibn-i Muaviye'ni, yapıya karşı bu mekanı görüp durup, ha demek Kureyş Müslümanlarla uğraşırken dedi, kaçıp gitti. Yani bu ayı kütüptürken ikide, Banu Murra bulan, Gatafan'ın sayıdlar gibi bu yaptı atken payıda, ulan, ha yakşı boktu, yani İslam'ı getirmeye türkenimiz mankul bularken de işte, aks halde İslam'ı getirmesi yokturuşken. Bana şu yıldın Şevval ayıda Peygamberimiz,
o'tgan yili qilinmay qolgan umrani qazo umrasiga chiqishlini niyat qildi. Mana bilamiz, Hudaybiya sulhiga chiqishlikdan maqsad o'zi asli nima edi? Umr edi. Sulhni tuzib qaytishgan edi. Bir yil o'tdi ortadan. Endi musulmonlarga Makkaga kirishlikka ruxsat bor. Rasululloh buyurdi. Shahid bo'lgan sahobalardan tashqari 1400 ta, Hudaybiyada qatnashgan 1400 tadan hammasi qatnashdi, faqat shahid bo'lganlar endi qatnasha olmadi. Ularga qo'shimcha yana 600 ta odam ham chiqdi. Demak, Umratul Qazoga payg'ambarimiz 2000 ta odam bilan chiqib bordi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga yana qurol olishni buyurdi. Tuyalar ustiga qurollarni otib oldilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, qurolni nima qilamiz?" O'rtamizda sulh bor. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Abu Bakr," dedi. "Men xiyonat qo'yishligidan, xiyonat qilishidan xavotirdaman, xiyonatdan qo'rqaman," dedi. Musulmon odam birodarlar hushyor bo'ladi. Shunday o'zimizni ta'qib qilib, shunday qilib dushmanga topshirib qo'ymaymiz dedi. "Ya Rasululloh, ahd bor o'rtamizda, biz ahdamiz," dedi. "Biz xiyonat qilmaymiz, lekin ehtiyot shart qurol o'zimiz bilan turadi. Agar bizga tajovuz qilinadigan bo'lsa, qurol yonimizda turish kerak." Ana birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siyosatini ko'ringki, sulh bor, kelishilgan, lekin ehtiyotkorlikni nima qilmayapti? Qo'ymayapti, qurolni o'zini olib boryapti. Agar sabablarni qilish kerak bo'lsa, payg'ambarimiz mana ustozi sabablarni qilishdi. Musulmonlar Makkaga yetib kelishdi. Quraysh musulmonlarda qurol borligini ko'rib turib, "Qurol nima yo'q keldinglar? O'rtamizda ahd yo'qmi?" Musulmonlar aytishdi, "Ahd bor, Makkaning tashqarisida turadi." Ya'ni Makkaning ichkarisiga olib kelinmaydi, Makkaga kirmaydi. Ana shu qurollarni oldida payg'ambarimiz 200 ta sahobasini qorovullikka qoldirib qo'yib, qolgani bilan kelib umrani qildi. Umrani qilib bo'lganlar chiqib, bu 200 ta odamni almashtirdi, ular kelib umrani qilishdi. Quraysh bu ish mushkilasiz tezroq nihoyasiga yetishini xohladi. Shuning uchun makkaliklarni tashqariga chiqib ketinglar. Chiqishni xohlamaganlarga gap tarqatishdi. Musulmonlar yuqumli kasal, sariq kasal bilan kelishdi. Ularga yaqin tursanglar kasal yo'qib qoladi deganida Makkani tashlab chiqib ketishni xohlamagan Qurayshlar ham majbur chiqib ketishdi. Chiqib tog'larning ustiga chiqib musulmonlarni kuzatib ketdi. Makkada faqat Qurayshning bir qancha sayyidlari qoldi. Safvon ibn Umayya, Ikrimah ibn Abi Jahl va boshqalar. Musulmonlar Makkaga kirishdi. 7 yil o'tdi. Musulmonlar hijrat qilgani 7 yil bo'ldi. 7 yilda birinchi marta o'zlarining vatani bo'lgan Makkaga muhojirlar kirib kelardi. Ularning xursandchiligini, quvonchini cheki yo'q edi. Xursandchilikdan ular talbiya, tasbih, takbir, tavhid kalimalarini aytib kirishardi. Musulmonlar tavof qilar ekan payg'ambarimiz Qurayshni tarqatgan gapini eshitib qoldi. Qurayshni tarqatgan gapidan xabar topdida aytdilarki, ya'ni bu gapni asosi yo'q, yolg'on ekanligini bildirish uchun payg'ambarimiz sahobalariga o'zidagi quvvatni ko'rsatgan kishini bugun Alloh rahmat qilsin dedi. Ya'ni quvvatli, sog'lom ekanligini ko'rsatib qo'ygan kishini Alloh rahmat qilsin dedi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ihromini o'ng qo'ltig'idan olib, yelkasiga tashladi. O'ng yelkasini ochdi. Hamda ramla qildi. Ramla bu mayda-mayda qadam tashlab, mayda-mayda qadam tashlab yelkalarda silkitib yugurishga yaqin tez yurish. Ya'ni silkitib yelkalarni yurishlikki, bunga kasal odam, quvvatsiz odam qodir bo'lmaydi. Va mana shu narsa keyin tavofda sunnat bo'lib qoldi. Bu tavoful qudumda. Keyingi tavoflar bunday qilinmaydi. Mana hajga boradigan akalarimiz, agar eslasanglar, o'sha birinchi 3 kurugda 3 shavqda deyiladi mana. Shu yengil provershka deymiz. Biz o'zimizda endi osonroq provershka desa osonroq tushunamiz. Yelkasini silkitib, yengil yugurgansizlar. 4-chi shavqga o'tganda endi oddiy yurildi. Mana shu kuni payg'ambarimizdan bu sunnat bo'lib qoldi. Makkaliklar tog'ustdan qarab ko'rishib turib, vallohi ularda hech qanday kasal yo'q shekilli. Chunki bu ishni kasal odam qila olmaydi dedi. Keyinchalik bu ish sunnat bo'lib qoldi. Faqat erkaklarga. Ayollar unaqa ramla qilishmaydi. Tavof qilar ekan sahobalar xursandchiligi muhakkam bir baland, cheksiz quvonib turishgan Abdulloh ibn Ravoh shoir bo'lganmish. She'r o'qidi. Tavof qilyapti, she'r o'qidi.
şehrin mazmuru da tahdid bu arada Kureyş'te. Bizler de katıl kıldık, bizler de öldürdük, bizler de yengeniz. Ömer ibn Hattab, Abdullah ibn Ravahan'ı bu şehrini eşittirip atçılık geldi. Birinciden, atçılık gelişinin birinci sebebi, tavafta şehri okuyordu. Tavaf buradalar ibadet. İbadet. Bunun arasında şehri okumuyordu. İkinciden, Müslümanlar kuralsız eylem yaptı. Eğer bu şeriden Kureyşlileri eşitip, gazablanıp, kuraldan taşlansa Müslümanlar da koydu kuralı yok. Bana şimdi işte sebep bilen Ömer ibn Hattab gazabı geldi. İbn-i Ravaha dedi. Buna ne yapsın dedi. Toktadın dedi Ömer ibn Hattab atçılık geldi. Bunu Peygamberimiz eşitti. Ey Ömer dedi. Ne eşit durursan dedi. Ne eşit durursan dedi. Sonra Abdullah ibn-i Ravaha'ya ey İbn-i Ravaha dedi. Siz şundey dedi. La ilahe illa vahda sadaka va'da ve nasara abda ve azza cunda ve hazamal ahzaba vahda. Bana şundey dedi. Abdullah ibn-i Ravaha şiirini koyup balal ovazıyla bana şu kelimelerini kaytardı. Bana şu işhan sünnet geylen. Ümreni tüketip Peygamberimiz kurbanlı kıldı. Ümrede kurbanlı kılışın vacib olmaz. Bu sünnet. Lekin kıyan adam bir katta acil var. Lekin vacib olmaz. Sahabalar hem canla soruştu. Sonra Peygamberimiz Kureyşlilerge İkrimet ibn-i Ebi Cehil Turgan'a Müslümanlarla bazı kere alakalara da Kabe'nin kalitini sorar. Kabe'nin bir kalitini verirler. Biz Kabe'ye kiremiz. İkrimet'te yok. Suluk'ta Kabe'ye kilişti yok. Tavakkalatlar kalitini vermiyoruz. Adatta özü seyyidleri, Kureyş'in seyyidleri tavaf diyenlere de onları açıp verirler. Kalitli vermeyen eden ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal raziyallahu anh'a Bilal Kabe'nin üstüye çıkıp azana gidiyor. Asılıp çıktı Bilal raziyallahu anh. Azana çıktı başladı. Birinci madde Kabe'tullah'ın üstü de İslam kegeneye buradalar 20 yıl oldu. 13 yıl Mekke'de 7 yıl Medine'de 20 yıl deyende Kâbetullah Mustafa birinci mette tafik kelimesi ilan kılınıyor. Bilal ozan etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İkrimet ibn-i Ebi Cehil ozanı işte türüp bu kulunu Kabe üstüde azan aytganini ko'rsatmasdan Alloh Abu'l-Hakamni rahmat qildi dedi. Ya'ni otasi Abu'l-Hakam, Abu Jahl. Otam Abu'l-Hakam mana shu qulni azon aytganini ko'rmasdan o'lib ketib, Allohni rahmat qilib qo'yibdi dedi. Yaxshi ham o'lib ketgani bechora otam ko'rmasdan o'tib ketdi shu narsani, bunday xorlikda deb turib, o'zlariga xorlik deb bo'ldi. Musulmonlarni, ya'ni mana Bilolni Kabe'ni ustida azon aytishligi Kabe'ye Müslümanlar'da kirgizlikten göre ağırlığa boğdu Kureyş'te. Müslümanlar 3 gün duruştu. Amanlar tükügenden ki 3. günü ikilime geldi. Kureyş'te yoktu. Müddet tükeldi. Vakit tükeldi. Çıkıyla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniyen toprak turuşluk mahsadı da ey ikilime dedi. Otur dedi. Beni tamamlamla ye. Mehmanım bol bol düğün beni dedi. İkilime sahip de benim bugün hacatım yok dedi. Bizi yerimizden çıkıyorlar. Sa'd ibn-i Ubadah raziyallahu anh işlemedi de bu yer silah yeriler mesle. Bu Resulullah'ın yeri dedi. Dedi de ikilimene söküştü başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bu safarımızda burası sökülmeydi. Toktatıydı. Umre tügeldi. Kureyş'in seyyidleri denmez. Ahmalardan boyan bir top adamlar böyle umre kılıçı oldu ama şimdi suluk tügeldi. Özür suluk 10 yıl tüzülgen. Fakat umre için tüzülgen götürüp ular Mekke'den taşkariye çıkardı. Ularla uçağımızda kurallarına alıp tergeli görüştü başladı. Peygamberimiz bekerge kurallar alıp yeme geldi. Bu Kureyş'in seyyidlerimiz, ahmaları, tenteyler. Bundan haber tutup Peygamberimiz adam yönetiyorlar. Eğer halasıyorlar, uçup yalnız. Çünkü biz kurallarına gelmemiz dedi. Bu ahmalar Peygamberimizin bu işinden bir hava boyanı için korkuştu, bu şaşlarından kaçıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktı, taşkarıya çabuk dikti. Şunda, Halid ibn-i Valid'in inisi, Abdan ibn-i Valid'in küre.
Abban ibn Valid, Halid'in nesi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, ya Abban, ayna Halid? İnne li Halid aqlan yahdi, ve le inkânet şevketuhu ma'ana, lanukrimennehu, ve lanukaddimenne. Ey Abban, Halid hayırda? Halid ibn Valid müşrik, Mekke'de. Onu doğru yolga başlayıcı aklı var. Yani ne için bana şimdi akıllı kişi İslam'ın hakkı geldiğini görmeye yaptı? Eğer onun şevketi biz bilen birge olsa, biz ona hürmet kılgen bulardık. Onca izzet ikram gösterken bulardık. Bana şu yaptı, Abban geldi. Abban, Halid hakkı da Peygamberimiz bunda yaşlı yaptı yaptı geldiğinden kursan bulup hat yazdı. Hat yazdım ben kekir gizli var. Ey Halid, hayır diyorum sana. Resulullah seni yaşlıyı bilen zikir kıldı. Senin aklın var. Akıllı adam ki İslam'da haklıyı mahvimez. Neme görüp sende? Halid ibn Valid ki bana şu hatiyeti vardı da kalbi İslam'ı muayir bu. Dozu zor oturgeni. Tabi. Buradalı Halid ibn Valid cenciydi. Adamın ruhu cenciydi. Cenk meydanında özünü bir sıkıl aradı. Cenk meydanında özünü bir tamami bir kuvvetin şikayet aradı. Hudaybiye sulhı denkeyin Kureyş hiç kim buna kuruşmaya koydu. Halid ibn Valid özünün kuvvetini çıkarken cay tapamaya kaldı. Bekar kaldı. Ha Müslümanlar olsa cengilerde devam ettiler. Haybat'ı yenişti. O kabileni yenişti. Bu kabileni yenişti. Müslümanlar değil. Kahramanları geç şeref geçmeli yaptı. Halid ibn Valid kuru kalı yaptı. Özü zor götürüldü. Ve bana şu hep o kişinin kalbini de İslam'a boyayan bir ilerliğini yukarı. İslam'a ikili şeyhada fikir geçip kaldı. Bana hazır buradalar Sayfullah'ın maslul bugün Halid'in ve İslam'ın yapıyor yalnız. Resulullah'ın körüğün kıyan işini kimge, kaçan, kanaka mamalı kılıçlı mükemmel bilgi. Bir ağızge yeterli Halid'in ve İslam'ın. Çünkü o kişiyi şu yetmeye doğru. O hamdaki peygamberimiz bir kıl mamalı kımaya, biz o kımaya bir kıl çağrısı olamız. Mamanga gel burada yapmamız tasdik o ikinci yanı için obarısı olamız. Onge sen başka çöre gel gerek. O şey, her bitti adamki özgü layık mamalı kılamıyorsun mu? Sabır kıptırın. Çünkü bezdirip koymayın, dilini bir rencisi koyup durmaya durun. İhtimal sizden ötüp yeter İslam götkenden ki, namaz götkenden ki, ötüp yeter sizden hala masalara. Özlü işinizi kılın yapıştılar. Halid ibn-i Valid bana şöyle bir İslam geçiremem de durgen payıda, Amr ibn-i As raziyallahu anh'u Necaşi'de huzurudan, Habeşistan'dan Müslüman olup yegen. Bana avvalki derslerde derken mi? Necaşi'de aldı gel. Amr ibn al-As borgan edi, Rasulullah Medine'den Amr ibn al-Umayya Zümri'ni yönetken edi. Amr, Müslüman bugün, Amr ibn al-Umayya'ni körgen edi, Necaşi'yi bunu menge akıllı kılıp tutup bir akıllı temin edi geldi. Şimdi Necaşi açılı gelip, aldı gel, Cebrail keladigen kişinin elçisini tutup verdiysen de geldi. Şimdi Necaşi Amr ibn al-As'ı İslam nime, vahiy nime, tavsik nime düşündürdü de şu yılda Müslüman bu kegen edin. Şimdi Amr ibn al-As, Arapların dahaları da bu gen Amr ibn al-As Müslüman olup geldi. Amr ibn al-As çıkıp gidiyordu. Halid ibn al-Valid görüp hareket etsen de. Dedi Amr ibn al-As Medine geldi. Halid, babalarını dininden keştiğin mi dedi? Hatta yok dedi. Ben İslam'da kabul kıldım dedi. Necaşi de oldu İslam'da kabul kıyanlığı, İslam'ın nümeliği, hatta Necaşi hem İslam'a kirgenliğine eşittirip, halının kalbiki İslam'a yemiş kurabına. İslam'ı kabul kıldı. Şimdi bunu keterken, bunlar ki Osman'ın Talha raziyallahu anh'a koşuldu. Ummu Salam anamız hicret kıyanlığı da, balası dilen. Yolda Osman'ın Talha keleyken buladı. Tüyasının üstüne ot yüzüktürüp, Medine'ye geçe abarıp koyup, çünkü bu uzağa masrafıya abarıp koyup bir ağız rahmet soramazsa sırada atıyla bu cazede Türkçülü koyup kaçıp gitken edin. Arabların içinde en keremli kişi Osman ibn Talha da yandı Ummu Salama anamıza raziyallahu anh. Bana şu kişi, yani Osman ibn Talha'nı, Kureyş'te çileye hürmeti, Amr ibn al-As'taka, Halid ibn al-Valid'taka. Bana şu üçüyle, Kureyş'te en zor yiğitleri en Medine'ye getirip gelişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ular üçüyle Medine'ye girip gelene de kursan bulup bağın ovası bulan Ramadkun Mekke bifeledatı ekibariha. Yani Kureyş sizlerge, Mekke sizlerge yigitlerini en zorlanıp yönetip sizlerdi. Üç yere sahaba
Mana shu davrda 8-yilning avvalida islomga kelishdi. Yana musulmonlarga xursandchilik bo'lib, eslanglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Handaq nihoyatiga yetganida ulug' so'z aytganlar. Bugundan boshlab bizga hujum qilishmaydi. Endi biz hujum qilamiz degan. Chunki shu Handaq g'azotigacha har qanday mashaqqat bo'lsa, hammasi bo'lib bo'lgan edi. 10 ming qo'shin kelgandi musulmonlar ustiga, 300 ta musulmon ustiga ro'y qorasida. Mana shunga sabr qilib turishi berdi Alloh taolo g'alaba berdi, fath berdi. 8-yilning Jumadul avval oyida Xuzo'a qabilasi musulmonlarga xilofiga o'tgan Xuzo'a qabilasi islomni qabul qilganligini e'lon qilib elchi yuborishdi. Hammasi emas, lekin aksar qismi musulmon bo'lgan. Rasululloh Umratul Qazo'ni nihoyatiga yetkazganidan keyin endi dunyo podshohlariga maktub yubordi. Dunyo podshohlariga maktub yubordi. Rum podshohi Xiraqlga, Qaysarga yoki Dehiyat al-Kalbi roziyallohu anhu maktub oboradigan bo'ldi. Lekin bu sahoba Xiraqlni oldiga borishlikdan avval bir voqea sodir bo'ldi. Rum Misrning bir qismi Rumga tobe bo'lgan, Shom o'lkalari Rumga tobe bo'lgan. Mana shu ishdan bir necha yillar avval Fors bilan Rum saltanati mamlakatlari urushib, Fors yengan edi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda nozil qilgan oyatlar. Alif lam mim g'ulibatir rum fi adnal ard va hum min ba'di g'alabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Majusiylar ahli kitob bo'lgan nasroniylarni yengib qo'yishdi. Alloh taolo oyat nozil qilgan edi. Alif lam mim juda past yaqin joyda rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular, ya'ni rumliklar bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida albatta g'alaba qozonishadi. Kelajakda bo'ladigan ishni Alloh taolo aytdi. Rumlar mag'lub bo'ldi, lekin keyin yengadi. Ana shu rum mag'lub bo'lgan jangdan keyin bir qancha vaqt o'tdi, yana jang bo'ldi Fors bilan Rum o'rtasida. Endi bu safar Alloh va'da qilganda kim yengdi? Xiraql nazr qilgan edi shu jangdan avval. Agar Alloh meni Forslarning ustidan g'olib qilsa, Baytul Maqdisga piyoda borib haj qilaman degan. Mana endi Rum yengdi, shu nazriga vafo qilib, Xiraql piyoda Shomga haj qilishlik uchun chiqdi. Yo'lda ketayotib tush ko'rdi. Tushida uni mulki, uni saltanati xatna qilingan odamlarning qo'lida yo'q bo'lib ketganligini ko'rdi. Sunnat qilingan odamlar uni mulkini yo'q qilganligini ko'rdi. Tushini yonidagi rohiblarga, tushni ta'bir qiladiganlarga aytdi, ular aytishdi, seni mulkingni xatna qilinadigan xalq yo'qib tashlaydi degan. Shunda so'radi. Bu yurtlarda kim xatna qiladi o'zini? Dedi, yahudiylar deyishdi. Shomga borsam, yahudiylarni hammasini qirib tashlayman deb niyat qildi. Lekin Alloh taolaning taqdiri boshqa bo'ldi. U Shomga yetib borib, hajni qilar ekan, Shomda Baytul Maqdisda bir o'g'rini tutib olishdi. Shomda bir o'g'rini tutib olishadi. Uni yechintirib, taftish qilib, kiyimlarini hammasini yechintirib qarasa, sunnat qilingan ekan. Sen yahudiymisan? Yo'q, men arabman dedi. Sizlar xatna qilasizlarmi? Ha, xatna qilamiz. Xiraqlga buni xabar yetkazishdi. Olib kelinglar uni dedi. Xiraql olim odam. Nafaqat qo'shoy, Tavrotni, Injilni bilgan olim odam. Undan uni so'roqqa tushishni boshladi. Kimsan, qayerdansan, nimasan? U arabman. Oraylarda bir kattaroq bir ish bo'lmadimi shu yaqin o'rtada o'zi ham bo'ldi dedi. Bir odam o'zini payg'ambarman deb chiqdi. Shu bo'lgan ishdi. Tafsilotlarni so'radi. Tavrotda va Injilda aytilgan payg'ambar o'sha kishi ekanligini alomatlarini topdi. Ha, alomatlari to'g'ri keladi. Xiraql bilimdan odam edi. Bu zamon oxirgi zamonning payg'ambari chiqadigan davr ekanligini biladi. So'rab surishtirdi-da qalbi qanoat hosil qildi. Hali Dehiyat al-Kalbi kelgani yo'q maktub bilan. Xiraql aytdi: "Menga dedi, oldimga, meni oldimga ana shu payg'ambarman deyayotgan odamning qavmidan bo'lgan biror bir arab kishini olib kelinglar."
Şu payda Allah'ı takdiri. Abu Sufyan İbn Harb boşlik, Kureyş savdogarları ticaret bilen Şam'da barışkan buladı. Peygamberimiz aşaddik düşman. Sürüştürüp Abu Sufyan'ını koyan savdogarlar bilen Kureyşlilerini Hirak'ın aldı. Yapıyor. Hirak'ın ularga harap durup oralarınızda Muhammed'ke nasıl nasab cihattan en yakınınız kimdir? Abu Sufyan'ın ne harp miyindir? Onu 5. babası Peygamberimiz soruyor. 5. babası gibi oraya da Peygamberimizle nasıl tutaşardı? Hirak'ın hamasını okuzdu. Abu Sufyan da aldı ki çıkarıp koydu. Hirak'ın da aldı Abu Sufyan durup da hamrakları arkada kaldı. Hirak'ın aydı. Abu Sufyan gibi ne senden savaş soruyla? Neyle doğrusunu cevap verir. Dedi de arkada oturgenleri karak durup, eğer bu yalan yapılsa dedi, inşallah koyuladı. Yani Abu Sufyan doğru yapılışı ki mecbur. Çünkü koks bittasını ne koysa ki Allah sana. Bu da yani Abu Sufyan kör mü yaptı? Abu Sufyan aytadı, men dedi. Kavmumki hürmetin balantıdı. Yalan yapılsanam hiç kaçan beni ular bildirip koymazsa da. Lekin Kureyş'in seyyidi Abu Sufyan kazzaf ekendirken yaptı sağlamadım. Ben Kureyş'in seyyidim ben, ben yalanla ihtiyat buluşum gerekiyor. Bana şimdi dünyadaki en kudretli memleketini paşası Hirak'ın Peygamberimizde aşaddi düşmanı bugün Abu Sufyan'dan Peygamberimiz hakkında soru yaptı. Hirak'ın sorar. Muhammed'in nasıl nasabı kan değil? Abu Sufyan bu âli nasab kişilerdi. Oraylarda Muhammed'den avval ham durar adam Peygamberliği de dava kıyan mı? Abu Sufyan yok. Hirak'ın sorar. Onu baba kalanlardan bir ortası padişahlıkken midir? Abu Sufyan yok. Hirak'ın soradı. Unga kavmi, şerefli kişileri şey yaptı mı? Yok ki zayıfları mı? Abu Sufyan cevap verdi, zayıfları. Onlar azayı yaptı mı, köpeği yaptı mı? Abu Sufyan cevap verdi, onlar köpeği yaptı. Hirak'ın soradı. Unga erişkenler, onu diniye kirgenden keyin, diniden kaçı yaptı mı? Abu Sufyan etti, yok. Hirak'ın soradı. Nabilikini dava kılıçlıktan avval, İbrar yalan yaptı, yaptı kendine, görüyor musunuz? Abu Sufyan yok. Karaya buradalar. Düşmanı Peygamberimizi kanaka insanlığı güvaklı veriyor. Hirak'ın yana soradı. Hıyanat kıladı mı? Abu Sufyan etti, yok. Lekin hazır biz bugün sulhdamız, endi nima qiladi sulhini bilmayman. Ya'ni Abu Sufyan aytibdiki, shundan boshqa gapni kirgiz olmadim Muhammadga bir zarba berishligi uchun deydi. Sulhdamiz, lekin nima ish qilishini bilmayman. Ular bilan Muhammad bilan jang qildinglarmi dedi Hirak. Abu Sufyan hadir. Jangi natijasi qanday bo'ldi? Abu Sufyan aytdi, jang oramizda sijaldi. Ya'ni bir u yengadi, biz bir yengamiz. Biz bir yengamiz. Hirak'ın soradı, ahirin soradı. Sizlerden nemege büyüler? Abu Sufyan cevap verdi. Babalarımız sığınken nesnelerini koyup, yalnız Allah'a ibadet kılıçlıkça çakırdı. Namazge, razgölükge, iffetge ve karındaşlıkını cahige koyuşge çakırdı. Abu Sufyan'ın geplerini tercihman Hirak'ınca eti boyanıdan ki, Hirak'ın yeni kulasalı yaptı. Nemege sonra geldi, yeni bitti bitti düşündür göre. Hirak'ın onun sözlerine tercüme kutluyken, tercümanına karar onge ait dedi Abu Sufyan'da. Senden onun nasıl nasabı hakkında soradın, nasıl nasabını âli dedin. Peygamberlerin hammaları âli nasab kişilerden çıkardı. Avvalhan bu sözü bırak kişi etken mi desem yok dedi. Eğer kavmilerde bırak adam avval peygamberimden de çıkan bu yanı da Muhammed'den o şunu yapını kateri yaptı derdi koyardı. Onu babalardan padişah bugün mi de sorarsan, yok dedi. Eğer ha degeninde, ha babalarının mülkünü talakalı yaptı da de koyarım dedi. Senden avval yalgın yapırken mi de soradın? Sen yok dedi. Adamlarla yalgın yapırmayan adam hiç kaçan Allah'a nispeten yalgın yapırmayız dedi. Senden kavminin şerefli kişilere ilgeşi yaptı mı? Ya ki zayıfları mı de sorarsan, zayıfları da bekleyin. Enbiyalar ya hem, kavminin seyyidleri mez işte avvalıda, zayıfları iman keltirgen dedi. Senden
ularının sana köpeği yaptı mı, azı yaptı mı dedi sonradan. Sen köpeği yaptı dedi. İman işi şundaydı dedi. O ziyadalaşır, kemalatı yeterdi. Senden onge yerleşkenler diniden kaydı mı dedi sonradan, sen yok dedi. İman başa aşağıtı şundaydı. İman başa aşağıtı kalplerine ağıran bergenden ki insanı halatı şundaydı bana. İmanda huzurun falav halavatını tatkenden ki insan çıkarsa imandan kaydı. Ben senden hıyanat kıyam mı avalda sorasan, yok dedim. Bu düşünce hoşa geldi, peygamberler hem hiç kaçan hıyanat kılışmıydı. Sizlerine nemege büyüredi desem, sen cevap verdin. Babalarımız sığınken nesalarını koyup, Allah'ın özgü ibadet kılışke, namazge, razgölikke, iffetke, karındaşlıkına tikeleşirke çakıra dedim. Hemen sallallarge verirken cevabını şartla botturup, sonra hilakalı kattık sözmeydi. Dünyadaki en kudretli üçü davrdaki memleketli padişahsa, en kudretli padişah, eğer de sen etken sözler hak olsa, men bastırken bana bu şücay, yakında onun hükmü götük ederdi. Eğer sen etkenge bast olsa, o benim mülkümü kolumdan tartı olabilir. Onun çıkışını bilerdim, lakin sizlerden çıkışını oylamayamadım. Eğer ben onun yolukışını bilsem, eğer ben onu huzurunda tutursam, öz kollarım bulan onun ayağını yuvup koyardım. Dünyadaki en katta paşa, Muhammed Aleyhisselam'la roparasında tutursam, ayağlarını yuvup koyan bulardı. Abu Sufyan, hilafın aldığı Manaş'ın diye bir sözlerden çıktı. Kalbada birinci mesele İslam'ın maili, Manaş'ın cihazı fayda oldu. Özüne hamrahları geldi ki, tahkik Abu Kapşi'nin işi zahir bulduğu dedi. Peygamberimiz Abu Kapşi'nin işi dedi. Yani dünyadaki en katta paşa Hirakıl korku yaptı mı? Demek Muhammed'in işi közgü körünü kaptı. Hirakıl Abu Sufyan'ın üçüleşi boyanıdan keyin dehiyet alıp geldi, yani hattab geldi. Yani yiyet geldi. Hirakıl'a verdi. Bu mektup hazır günde bu. Tarihi yadgarlı ispatı saklanadı. Angliya Muzeyi ana şu hat 7. miladi yılda yazılgenliğini bir tamamen. Bu hatlar var. Mektupta şunu da bilgiler. Yani Abu Sufyan bana üçüleşi boğandan keyin dehiyatı geldi. Hirakıl mektubu okuyor. Mektupta şunu da bilgiler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'den Rum padişahı Hirakıl'a. Hidayetli erişkenlerle selam olsun. Elbette ben seni İslam'a davet kılamam. İslam'a kir aman bulasın. Allah seni acilini iki dalaba kılıp verir. Eğer yüz dökürsen, eğer ilgin, yani Rumliklerinin günahı seni yelkenle bulan. Ey ahli kitablar, siz biz aramızdaki barabar bulgen kelimeye gelinler. Allah'tan özgeyi ibadet kılmayız. Ve onge hiçbir nesana şerik kılmayız. Allah'ını koyup birbirimizle Rab kılıp almayız. Eğer onlar yüz dökürseler, güvah bulunlar. Elbette biz Müslümanlar bendirmez deyin. Bu hatını okudu da Hirakıl titrep gitti. Çünkü Tevrat İncil'den haberi var. Abu Sufyan'la yaklaşık kurganıydı. Şimdi bu mektupta okuyandan ki Peygamberimiz hak Allah'ın yerleşirkeni gibi şüphesi konar. O hayran oldu nakilişi. Görün. Peygamberimiz 20 yılda özünü kavmını ıslah kıboktırıp ineği taşları geçirip hakkıda. Hal hanadanlarımızı İslam'da tatbik etirip, ayarlarımızı avatlarını yap etirip, kız gelinlerimiz namaz okum etirip, başkaları dinge davet kılıyken bu şey. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tamamen hılap çıkılıyoruz. Avval adam özünü ıslah kıladı, ailesini ıslah kıladı, kim taşkarıya çıkardı. Çünkü ya eyyuhallezine amanu ku anfusakum ve ahlikum nara dedi Allah. Özilerdi, ahlilerdi, cehennem otudan sakılıyordu. Yüzde muamma yeterli. Ek ülkesinden muammayız yeterli. Karambasından muamma yeterli. Başkaları koyup durayım. Mektubunu okuyandan ki Dihiyatel Kelbi'yi Hirakıl sen bu mektubunu dedi Safat'ı dalıyor bak. Safat'ı bu Nasrani'lerinin en katta rahibi. Papası zeyni bizi kıldı. Hirakıl buna Şam'a değerdeki hemen kibar rahibleri gelişken edilir. Safat'ı bu rahibin içindeki en bilimli kişiydi. Safatır'a mektup da apkeli verdi, o okup gördü. Dehiyatel Kelbi'den Peygamberimiz hakkında soruştu başladı. Hemen sorularına cevap o gelmeden ki, dehiyatel Kelbi'ye Safatır, bu zaman
Nabi zamanı ekanligini bilardi. Lekin sizlardan, Arablardan chiqishimni o'ylamagan edi. Men guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi. Podshoh iymonga moyil turibdi. Eng katta papasi, eng katta rohibi kalimani keltirdi. Endi nima bo'ladi, qarab turing. Shundan keyin qafotib hamma rohiblar yig'di. Yig'ib ularga maktubni o'qib berdi. Hamma dindor kishilar İncil'deki dalillerde hamasını gösterdi. Hama alamatlar doğru gelirken yine aitti. Keyin sözün ahirada men sizlerin İslam'a çakıramam. Men Allah'tan özgü ilah yok. Muhammed onun peygamberi ekenliği güvahlığı veremendir. Hama rahiblar da aldı kelimeniz farklı. Rahiblar korkup geçti. Eğer safata imanı kese adamlar nasraniyelik, Mesih'in dinini koyup durup İslam'a ötüke işte havadır oldu da turup bana şu rahibine oturken cahada katılık koyuştu. Safatır şahit zorunda. Dehiyatel kelbi onu öldürgenliğini eşit Hirakıl'la aldı ki bu. Ne makalamız yani? Hirakıl ayetti ki Allah'a kasam. Safatır onlar için. Minden göre azizrağlı. Minden göre azizrağlı onlar için. Şimdi onu öldürürken bu sefer neye kalbi muamela kılışardı? Kim Hirakıl büyürdü. Rahıblar, hemen kıssislar, hemen kibarlarını bitti kasırı yığırdı. Hamasi toplangandan keyin eshiklarni tashqarisidan bekitdi. Bitta xonaga to'pladi. O'zi ularni olib chiqmasa, shu xonaga chiqadigan balkonga o'tib chiqdi. Kelada turib, pastga qarab gapiryapti. Ularga Rasulullohdan kelgan maktubni o'qib berdi. Injilda aytilgan hamma alomatlarni bildirdi. Alomatlarda hammasi to'g'ri kelayotganligini aytdi. Hamda Muhammad Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar ekanligini bildirib Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Rohiblar norozi bo'lib, eshikka qarab o'zini urib olishdi. Chunki itoat qilmasak qatl qiladi deb qo'rqishdi. Hammasi o'zini eshik ko'rdi, eshiklar yopiqligini ko'rgandan keyin yana joyiga qaytib kelishdi va aytishdiki, agar bizni hammamizni qatl qilib olsangan, Masih dinidan qaytmaymiz. Haqiqatan İslam'da kabul kıldı. Lekin kavmi kabul kılmadı. Hirakıl iki otta ortasında kaldı. İslam'da kalsa mülküden acıydı. Eğer mülküde kalamandaysa İslam'da inkar kılıçtı. Dünya bulan ahiratta ortasında ihtiyar kılıçtı. Hala tuşuna kalı gelip ürgenden keyin rahiblar yakarak men dedi İslam'a kirgenim yok. Muhammed'in işi zahir bulayken körüp durup sizlerde diniler hakkında kaygurdum. Sizlerde sına mahcup oldum. Şimdi sizler dinilerde sabit türgenileri körüp sizlerden elini birgemendim. Şundan ki rahiblar onlar razı verişti. Hirakıl uzun aldı ki Dehiyatel Kelbi'ni çakırdı. Savga salamlar verdi, altın dinarlar verdi durup etki varıp Resulullah'a aitti. Men Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed onun Resulü deb güvahlik berdim. Kalbimde İslam var. Lekin onlarını tinçlendirir için şu sözlerine açıkçası mecbur oldum. İslam benim kalbimde vardı. Dehiyatel Kelbi Medine'ye kaçıp gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e boyan işine aitti. Altınlarını verdi. Mülkünü üşüyor kalıştığı için küfür kelimesine aitti. Küfür kelimesine aitti. Bu İslam'ı kabul kıldıdır. Peygamberimiz aytdi, Allohning düşmanı. Allohning düşmanı yolg'on gapirdi. U musulmon emasdi. Dunyosini yengib qo'ydi. Haqiqatan dunyosini yengib qo'ygan. Uni holati Najjoshiyda ham bo'lmadi. Najjoshiy ham kalima keltirgan edi, lekin sobit qolgan. Tangalarni faqir musulmonlarga tarqatishga buyurildi. Peygamberimiz jo'natgan maktublari dunyo podshohlariga mana shunday ta'sir ko'rsatdi. Inshaalloh keyingi darsda qolgan podshohlarga yuborilgan maktublarni okuyan bolamız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.